Biyo kaçakçılık, doğaya zarar vermenin bir başka yoludur. Sen de bu suça ortak olma. Doğayı bırakma, doğada bırak. Burası neresi Tostos? Burası Amanos Dağları dostum. Nur Dağları olarak da bilinmektedir. Benim Sakar dostum. Önündeki taşı nasıl görmedin? Tabii sen bir sürüngen olduğun için taşlara alışıksın. Benim nerem Sakar. Haklısın. Her seferinde bir sakarlık yapan benim. Benim duyduğum sesi sen de duydun mu? Hı? Şu taraftan geldi. Hadi gidip bakalım. Ay! Ailemi nereye götürüyorlar? Onları kurtarmalıyım. Ama ya beni de yakalarlarsa? Ha? Lütfen bana zarar vermeyin. Hem zaten soyumuz tükenmek üzere. O kadar az kaldık ki lütfen. Lütfen. Dur korkma. Biz sana asla zarar vermeyiz. Tostos, bu da kim? O bir geyik böceği Gürgen. Geyiğin bir de böceği mi var? Öyle değil akıllım. Dinle bak. Sen bana zarar vermek için gelmemişsiniz. Beni tanımıyorsunuz bile. Ben bir geyik böceğiyim. Amanos dağlarında yaşarım. Biz geyik böceklerinin güçlü çeneleri tıpkı bir geyik boynuzunu andırır. Bu yüzden bize geyik böceği derler. Peki neden korkuyorsun? Ailen nerede? Şuradaki adamları görüyor musunuz? Evet. Ellerinde tuttukları tüplere ailemi hapsettiler. Onları yurt dışına kaçıracaklar. Peki ama neden? Neden olacak? Geyik böceklerini yabancı ülkelere satarak para kazanıyorlar. Ama bu çok kötü. Lütfen bana yardım edin. Ailemi kurtarın. Peki ama nasıl? Tabii ki 156 jandarma ihbar hattını kullanarak onları ihbar edeceğiz. Hadi Gürgen, ne duruyorsun? Şunların haline bakın. Ne kadar komikler. Evet, benim sakarlıklarımdan bile komikler. Tostos, Gürgen, size çok teşekkür ederim. Siz olmasaydınız ailemi kurtaramazdım. Biz de sana çok teşekkür ederiz. Biz de teşekkür Öyle ederiz. Değil, sevgili dostlarımız. Artık dost olduğumuza göre sık sık görüşürüz. Şimdilik hoşça kalın. Bizi ziyarete gelmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Sen dünyanın en sevimli sakar dostusun. Ben sakar değilim. Sakarsın. Değilim. Bugün hava ne kadar güzel değil mi Tostos? Evet dostum. Bu fırının ekmeklerine bayılıyorum. Merhaba arkadaşlar. Sana da merhaba buğdaycık.
Ama sen neden mutsuzsun böyle? Bütün kardeşlerim, kuzenlerim, arkadaşlarım büyüyerek kocaman başaklar oldular. Ve şimdi sizin yediğiniz ekmeklerin içine karışarak insanları vitaminler ve minerallerle hem besliyor hem de onlara enerji veriyorlar. Ama ben nasıl başak olacağım onu bile bilmiyorum. Zavallı buğdaycık. Üzülmeyi bırakın da hadi gelin benimle. İyi ama nereye? Hadi gelin dedim. İşte buğdaycık. Burası başak olmayı öğrenebileceğin buğday dedenin okulu. Yardım edin! Ne olur yardım edin! Ay kelebekçik ne oldu? Buğday ve kelebek kaçakçıları her yeri sardı. Bizleri kaçırmak için getirdikleri atrapları gördüm. İki arkadaşımı yakaladılar. Şimdi de buğday dedenin çadırına geliyorlar. Bakın! Zavallı başak dedi, zavallı buğdaycıklar şimdi hepsini alıp götürecekler. Bunu neden yapıyorlar? Dostum, Anadolu buğdayın ana vatanıdır. İnsan beslenmesinde temel gıdaların başında gelen buğdayın yabani akrabaları, hastalıklara, kuraklığa ve tuzluluğa karşı çok dirençli olduğundan yabancıların ilgi odağıdır. Bizi kaçırarak değişik tekniklerle birçok yeni buğday ve diğer tahıl çeşitlerini elde ediyorlar. Sanki onların topraklarında doğmuşuz gibi bizleri satarak para kazanıyorlar. Koleksiyon meraklıları da biz kelebeklerden koleksiyon yapıyorlar. Onların tuhaf zevkleri için canımızdan oluyoruz. Ve çoğalmaları için çiçek polenlerini taşıyamıyoruz. Eyvah, geliyorlar işte. Buna izin vermeyeceğiz. Hadi gelin benimle. Alo 156 jandarma imdat attı mı? Hoş geldiniz. Sevgili dostlarım, size çok teşekkür ederim. Beni ve yavru buğdaylarımı kurtardınız. Ben de tüm kelebek arkadaşlarım adına size çok teşekkür ederim. Siz olmasaydınız... Hadi, artık üzülmeyi bırakın. Ne güzel, yine bir aradayız, bakın. Buğday dede, bana da başak olarak sağlıklı bir ekmeğe dönüşmenin yolunu öğretir misin? Elbette buğdaycık. Hadi dostlar, hep birlikte derse. Yaşasın! Ben de çok merak ediyorum. Gürgen, duydun mu? Demek ki yediğimiz ekmek buğday demekmiş. Ve aslında ne kadar önemliymiş. Biz gerçekten buğday dede ve arkadaşlarına çok şey borçluyuz. Hoş geldin dostum. Hoş bulduk dostum ama Artvin'de bir laboratuvarda çalışma işi de nereden çıktı anlamıyorum. Bu laboratuvarda bilimsel çalışmalar yapılıyor. Ben de doğayı iyi tanıyan bir canlı olarak Kafkas engereği konusunda onlara yardım ediyorum. Kafkas engereği mi? Kafkas engereği bir yılan türü dostum. Kemirgenlerle beslendiği için de çok yararlı bir canlı.
Ben hiç Kafkas Engeri'yi arkadaşla tanışmamıştım. Ama gelirken yolda... Tanışmaman doğal dostum. Çünkü bu arkadaşlarımız obada, ormanlarda ve dağlık alanlarda yaşarlar. Üstelik zehirlilermiş değil mi? Yolda gördüğüm arkadaşlar... Evet, zehirlilerdir. Araştırmacı arkadaşlarım Kafkas Engeri'nin zehrinden tıp alanında faydalanmak için uğraşıyorlar. Peki ama sen zehirli olduklarını nereden biliyorsun? Kafkas Engeri'ni tanımıyorsun ki. Ben de onu anlatmaya çalışıyorum dostum. Senin yanına gelirken yolda iki adam gördüm. Yabancı dilde birbirlerine bir şeyler anlatıyorlardı. Ardından yanlarına biri daha geldi. Benim kendilerine baktığımı fark edince... Kafkas Engeri çok zehirlidir. Bence sen hemen buradan uzaklaş dedi. Ne? Demek ki onlar sizin laboratuvarda çalışan değerli bilim adamlarıymış. Sonra ne oldu? Biri bez torbalar getirecekmiş. Onu bekliyorlardı. Yoksa torbaları götürme görevini sana mı verdiler dostum? Gürgen, koş. Çekiştirmesene dostum, ne olur. Gürgen, çabuk. Arkadaşın değillerse niye koşuyoruz yanlarına? Gürgen, o adamlar Kafkas Engeri'ni kaçırmaya gelmişler. Sen demedin mi engerek arkadaşımız zehirli diye? Ne yapsınlar kaçırıp? Of Gürgen, of. Zehrinden ilaç yapacaklar işte, anlasana. Ne güzel işte dostum. Bırak yapsınlar, hastalar iyileşir. Evet ama dostum, o zaman biz ilaç yapamayız. Ve onlar ilaç yaparsa o ilaçlara çok para ödememiz gerekeceğinden hastalar yine iyileşemez. Kendi ülkemizden onları kaçırmalarına izin veremeyiz. Durum ciddiymiş dostum. Hiç merak etme, yetişeceğiz. Kemerlerini bağla. Gürgen, şuraya bak. Kafkas Engeri'yi arkadaşlarımızı yakalamışlar bile. Of, baksana ne kadar da korkmuş. Zavallı dostumuzdan ne istediler? Şimdi bu kaçakçıları ihbar etmenin tam sırası. Eğlence başlasın. Kendine iyi bak Engerek dostum. Teşekkür ederim. Yine gelin, olur mu? Hoşça kal. Canım dostum, kaçakçıları ihbar ederek çok iyi bir iş başardık. Gel sana şöyle sımsıkı sarılayım. Ay, Gürgen, dikkat et. Ağacı oraya kim koydu? Kesin kaçakçıların işidir. Ben sakar değilim. Değilim işte canım. Ay, ya ya, ne demezsin.